Merhaba hanımlar, Ebi Börgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir elbise anlattım. Çok kolay, herkes böyle kolaylıkla yapabilecek. Kullandığım ip polosu, soft deluxe, anti-peeling özellikle. 100 gram ağırlığında, 250 metre. Dokusu çok güzel bir ip. Hani diğer markalarla kıyasladığım zaman yani bu dokusu çok farklı, çok yumuşak bir dokuya, böyle kotonsu gibi ama koton değil, hani farklı bir yapıya sahip. Yani bu ipi tavsiye ederim. Birçok alışveriş sitelerinde var. Trendyol, hepsi burada, N11 işte, ya da polosu ipliklerin web sitesinden de bu ipten satın alabilirsiniz. Yani bundan sonra ben bu markaya geçiş yapacağım ve kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Bu arada bu elbiseye toplam 4 ip gitti. Hani 4 tane ip almanız gerekli. Çünkü 250 metre ancak yeterli oluyor. Ve elbiseye geçtiğimizde de bakın, normalde aslında 1 yaş yaptım ama bu rahatlıkla 1, 1,5, 2 yaş bebeğe de olabilir. Biraz eteğini uzun yaptığınız zaman 2 yaş çocuğa olur. Şimdi omuzdan etek ucunu ölçtüğümde 43 santim. Rahatlıkla 2 yaşı da olabilir. Ve bel genişliğini de ölçmek istiyorum şuradan. Beli de ölçtüğümde şu arkada kemeri var. Onu sökmem gerekli, açmam gerekli. Şöyle yapalım. Çok şık bir elbise oldu. Böyle ölçtüğümüzde de 32-33 santim oluyor eni. Şimdi koltuk altından bilek kısmını ölçtüğümde de toplam 23 santim. Kemerin uzunluğunu da göstermek istiyorum. Çünkü genelde soruyorsunuz. Kemerin uzunluğu 40 santim. Sadece bir kemerin. Bu şekilde elbisemizin ölçüsünü size vermiş oldum. İsterseniz de şu yaka ölçüsünü de vereyim. Bakın, yakanız sadece şu iki ön robanın başlangıçtaki sayısı 11 santim. Bu şekilde hanımlar elbiseye başlayacaksınız ve kolunu da ölçmek istiyorum. Ve genişliği 11,5 santim, 12 santim. Rahatlıktan 1 ve 2 yaş bebeklere bu elbise ölçüsü uygundur. Ve hemen örgüye başlayalım. Evet hanımlar, biz 1 yaş elbise yapacağız. Ve yakası bir tık geniş olmalı. Şimdi ben burada başlangıç sayıları verdim. Şöyle bir ekran görüntüsü alın. Bakın. 1 yaş için 15 arka, yani 15 tane zincir çekeceğiz. 12 kol, 24 ön. 2 yaş için 16 arka, 13 kol, 26 ön. 3 yaş için 17 arka, 14 kol, 28 ön. İşte 4 yaş için 18, 15, 30. Bu şekilde birer sayı artacak. Ön kısımda ikişer sayı artacak. Ölçümüz bu şekilde. Şimdi hemen zincir çekmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu kısım arka. Şöyle göstermek istiyorum. Robo ben başlamıştım. Bakın. Burası arka, burası kol ve burası ön parçamız. Bu arka üst üste gelecek. İlik yerini birlikte yapıyoruz. Sonradan ilik yeri yapmayacağım. Bakın böyle üst üste gelecek şekilde ilik yeri oluşturacağız. Şimdi hanımlar, şu an 15 dediğim yer burası. 12 dediğim yer burası. 24 dediğim yer de burası. 12 ve 15.
Ve şimdi 12 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Şimdi 20 ta 24. 1, 2, 3. Hemen 24 zincir çekip geliyorum. Şimdi 15 tane zincir çektik. Artı 2 tane çekiyoruz. Çünkü trabzan yapacağız. O artı 2 fazladan oluyor. 1, 2 yaptım. Bakın hemen 3. zincirden girdim. Bir trabzan yaptım. Şimdi toplam 15 tane trabzan dolduruyorum zincirleri. Sayı saymamın sebebi hani rahatlıkla bu zincir sayısını çekebilmek, eşit şekilde işte elbise robasını ayarlayabilmek. Şimdi 15 tane yapıyoruz. İki, dört, altı, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bakın, 15 tane yaptım. Sayayım tekrardan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi bakın burada kol ayrımları var. Bu kol ayrımları bakın 15, 12, 24, 12, 15. Bu sayılar arasında kol ayrımını yapmak zorundayız. 2 tane zincir çektim. Şimdi tel aldım tekrardan. Hemen yanında iki zincire battım. Bakın peşi sıra 12 tane trabzan yapıyorum. Bakın farklı bir işlem yok. Şimdi 12 tane yapıp geliyorum. Şimdi bakın robayı 12 tane yaptım kola. Şimdi 24'e geçeceğim için 2 zincir çekiyorum. Ve buraya da aynı devam ediyorum. Bakın şimdi 24 tane zincir çekeceğim. Bir de bu arada normalde bu yelek başlangıcı, hırka başlangıcı yani farklı bir şey değil. Mesela bu önünü arka yaparak arka şurası şimdi mesela burası arkaydı. Burası ön oluyor. Burası da işte arka yaptım. Arkadan ilikli olacak. Yani aslında tığda başlama teknik sayıları falan hep aynı. Farklı bir işlem olmuyor. Şimdi burayı böyle güzelcene 24 tane trabzan dolduralım. Hemen doldurup geliyorum. Şimdi bakın ön parça yaptım. Toplam 24 tane trabzan. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 zincir. Hemen yanındaki zincire batarak şimdi 12 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada ne yaptıysam, aynı şekilde de buraya yapacağım. Şimdi 12 tane yapıp 15 tane yapacağım. Şimdi bakın 12 tane yaptım. 2 zincir çektim. 15 tane trabzana geçiş yaptım. Şimdi burada ilik yeri açacağız. Bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. 1, 2, 3, pardon. 2 tane trabzan kalana kadar. Şimdi şöyle pardon. Buraya da trabzan yapıyorum.
1, 2, 3, evet. 3 tane zincir kaldı. Şimdi bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. 2 tane trabzan. Hemen yanına bakın. Yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın aynı trabzanın tepesine battım. Şimdi buraya da batıyorum. Şimdi zincirin böyle içinden batıyorum. Çünkü burada bir trabzan vardı. Hemen zincirin içine yapmak zorundasınız. Devam ediyorum. Şimdi bu ikinci sırada arttırma yapacağız. Evet. Şimdi arttırmayı trabzanın tepesinde yapacağız. Bakın geldik trabzan tepesine. Bir trabzan yaptım. Şimdi hemen yanına bir tane daha aynı yere bir tane daha yapıyorum. İki tane oldu. Şimdi kol ayrımlarında farklı hiçbir işlem olmayacak. Her boşluğa bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyoruz. Bakın kol ayrımı bu şekilde olacak. Hiçbir şekilde değişmiyor bu kural. Arttırmayı bakın trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan ve bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde arttırma yapıyoruz. Sonra düz birer birer bakın bir bir gidiyorum. Bu şekilde ikinci sırada arttırma yapıyoruz. İkinci sırayı komple bu şekilde bütün kol ayrımlarında aynı işlem yapılacak. Şimdi geliyorum. Diğer arttırmayı da göstereceğim. Diğer aynı yeri de yapacaksınız. Düğüm oldu. Bak, geldim. Şimdi geldik arttırma yerine. Buraya batıyorum. İki tane. Boşluğa bir. İki trabzan, iki zincir. Tekrar boşluğa bir trabzan. Şimdi bakın bunun tepesine iki tane yapıyorum. Bakın. Şimdi düz trabzan hiç artırma yapmadan devam ediyorum. Bakın buradaki iki işlemi bunlara da yapıyoruz. Buraya da artırma yapıyoruz. Buraya da artırma yapıyoruz. Şimdi komple bitirelim. Üçüncü sıraya geçeceğiz. Evet, bakın ikinci sırayı bitirmek üzereyim. Şimdi 2 zincir çektim. 3'e geçeceğim. Bakın kollarda aynı şekilde artırma yaptım. Şimdi döndük 3. sıraya. Normal düz trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Şimdi buraya kadar gelelim.
Evet, geldik şimdi kol ayrımına. Şimdi ikinci sırada ne yapmıştık? Artırma yapmıştık. Ama üçüncü sırada artırma olmayacak. Sadece buraya bir tane yapıyorum. Ve hemen kol ayrımındaki trabzanı yaptım. İki zincir çektim. Aynı şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi geldik. Normalde ne demiştim? Trabzan tepelerinde artırma yapılıyor. Ama artırma yapmadan sadece bir trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde robayı büyütüyorum. Bakın. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. 1, 2, 1. Dördüncü sıraya geçtiğimizde aynı ikinci sıradaki gibi artırma yapacağız. Buraya da gösteriyorum. Yani çiftli sıralarda artırma, tekli sıralarda birer tane yapıyorsunuz. Artırma olmayacak. Şimdi bunu da göstermek istiyorum. Buradaki kol ayrımını da. Şimdi burada ne yaptıysak aynı şekilde diğer kol ayrımlarını da 3. sırada yapıyoruz. Trabzan yaptım. Bakın yapıyorum şimdi. Evet geldik. Bir trabzan. Bakın bir. Şimdi boşluğa geldim. Bir trabzan. İki zincir. Ve bir trabzan. Şimdi buraya da bir. Ve böyle devam ediyoruz. İşte roba büyütmeniz bu şekilde oluyor hanımlar. Bakın bir bir. Buraya da bir bir yapıp burada nasıl yaptıysam aynı devam ediyorum. Sonra dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sırada da bu tepelere iki, işte bir bir, sonra buraya iki. Aynı çift sıradaki gibi artırma yapıyorum. Şimdi robamı bu şekilde büyütüyorum hanımlar. Bakın. Göstermek istiyorum burada size. Bakın. Bir. Buraya çift battım, tek battım, çift battım, tek battım, çift battım, tek battım. Yani bakın buralar, burası tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek. Aynı burada sırayla ne yaptıysam buralara da aynı şekilde yaptım. Ve roba bu şekilde büyüteceğiz. Bakın bir de İlik yerini burada açtım. 1, 2, 3, 4, 5. sırada bir daha açtım. Düğme aralığı istediğiniz sıklığa göre yapabilirsiniz. Ben biraz sıkı düğme istedim. Hani bir 4 tane düğme sığsın diye. Şimdi burası ön yanımlar. Buradan buraya ölçtüğümde 1 yaş yaptığım için 28 santim olacak. Şu an elimdeki bakacağım. Bakın 19-20 santim oldu. Daha örmem lazım. Bir 6 sıra falan daha örmem lazım ki burası büyüyecek. Burası çocuğumuzun bedenine göre ayarlayacağız. Şimdi 2 yaş yapanlar 30 santim olacak. İşte 3 yaş yapanlar 31-32. 4 yaş yapanlar 34 santim yapacak. Yani şurasını, şurayı ölçtüğünde verdiğim sayılar olacak. Bir yaş yapanlar da 28 santim olacak. Yani roba bayağı bir büyüyecek. Buralarda otomatikman büyüyor. İyilik yerini de unutmayın. Bakın mesela buradaki sıra şu an tek. Bakın şu an tek. Dönerken çift yapacağım. Bu şekilde robayı büyüteceğiz. Şimdi bu ön parça 28 santim olana kadar büyütüp geliyorum. Sizler de büyütüp ondan sonra koltuk altı kesip desene başlayacağız. Evet hanımlar, robayı büyüttük. İstediğim ölçüye burası oluştu. Bakın, bakın burası ön parça. Bu ön parçayı ölçtüğümde 1 yaş için 28 santim oluyor. Daha
büyük yaş grupları için biraz daha robayı örmeye devam edin. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 sırada bitirdim. Şimdi 13. sırada koltuk altı bağlayacağım. Bakın bu arada ilik yerini de açtım. Toplamda 3 tane ilik yeri oluştu. Şimdi bakın koltuk altından burası arka parça. Şimdi geliyoruz. Buraya bir tane batıyorum. Şimdi toplam 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektikten sonra bakın isterseniz 7 ve 8 de çekebilirsiniz. Ben 7 yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Toplam 7 zincir çektik. 6 da çekebilirsiniz. 7 de çekebilirsiniz. Elbise olacağı için biraz bol olsun istiyorum. Şimdi bakın. Bunu böyle getirin. Bakın şu kol ayrımları iç kısımda kalacak. Normal hemen geliyoruz. Trabzan yapıyoruz. Bakın ön parçaya geldim şimdi. Bu ön parçayı komple trabzan dolduruyorum. Bakın koltuk altını bakın birleştirdim. Bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi hanımlar 2-3 sıra düz öreceğiz. Yani pardon burayı bitirelim. Şimdi burayı bakın burayı buraya kadar gelelim. Buradaki koltuk altını da birleştirelim. Evet bakın buradaki parçayı ördüm. Şimdi geldim buraya. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 çektim. Geliyorum. Bakın bu kol ayrımları iç kısımda kalıyor. Hemen buradan trabzan yapıyorum. Bakın burası arka parça. Bakın ilik yeri. Şimdi burayı komple düz örelim. Sonra burayı birleştireceğiz. Şimdi hanımlar bakın. 1, 2, 3 tane trabzan kaldı. Şimdi burayı şöyle getireceğiz. Bakın 3 tane kaldı. 1, 2 ve 3. Şimdi bak 3. Burada da 3 olacak. Çünkü ilik yeri. Şimdi bunları böyle üst üste koyacağız. Bakın. Dönüyoruz. Bakın tek yön gitmiyoruz. Dönüyoruz. Bir iç bir dış. Bir iç bir dış öreceğiz yine. Bakın. Ne yaptık? 3 parça vardı. Burada da 3 parça ayırıyoruz. Şimdi bakın şöyle trabzan tepesinden girin. Buradan çıkın. 2 zincir çekin. Bakın birleştiriyoruz şu an. Buraya 3 tane vardı ya. Altlı üslü, üçlü üst üste eşit şekilde getirdim. Ve birleştiriyorum. Bakın. Şimdi 3. Evet, şimdi 3. Bakın. Birleştirdim ve çok muntazam bir şekilde ek yeri de anlaşılmıyor. Şimdi normal sırayla devam ediyoruz. Bakın. Hiçbir farklılık yok. Bakın. Döndürdüğümde de bakın çok muntazam oldu. Burası elbisemizin arkası. İlik düğme yeri. Şimdi geliyoruz koltuk altına kadar, bu zincire kadar gelelim. Şimdi hanımlar, şöyle belirtmek istiyorum. Yaparken
Ben bu hırkayı daha önceden çalışmadım. Birlikte beraber örüyoruz şu an bu videodayken. Şimdi düşündüğümde buradaki ilik mesafe yeri birazcık kısa. Dilerseniz desene başlarken burayı kilitleyebiliriz. Ben burayı böyle sökmek istiyorum. Ama eğer sizin için idealse burası, siz devam edebilirsiniz. Ben bu elbisenin altına kadar hani desen var ya, o desene kadar öreceğim. Desene geçmeden bir sık iğne gidip o şekilde burayı birleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi burayı sökelim. Bu tekniği de öğrenmiş oldunuz. Bakın böyle bir teknik var. Böyle bir birleştirme tekniği de öğrenmiş oldunuz. Birlikte zaten öğreniyoruz bu örgüleri. Şimdi bakın söktüm. Devam edeceğim. İki tane zincir çekiyorum. Zaten bir diyelim dördüncü sıradan sonra burayı tekrar birleştireceğim. Şimdi normal düz trabzan örelim. Bakın düz trabzan örelim. Devam ediyorum şu an. Daha önceden bunu çalışmadım. Hani ben modeli görüyorum. Kafada tasarlıyorum. Nerede ne yapmam gerektiğini az çok tahmin edebiliyorum. Normalde doğru yapmıştık, yanlış yapmadık. Sadece bu aradaki mesafe kısa olduğu için bebek rahat giyinebilmesi için biraz daha uzatmak istedim. Buradaki bağlantıyı da desene başlarken birbirine ekleyeceğiz. Şimdi buradan buraya kadar örelim. Hatta bu zincir olan yerlere de birer birer trabzan batacaksınız. Ben böyle gelip şuraya kadar öreceğim. Normal burayı size göstereceğim. Şimdi video uzun olmasın diye buraya... Bakın hanımlar, şimdi 7 tane zincir çekmiştik. 7 trabzan yaptık. Bakın koltuk altını oluşturduk. Şimdi geldik zincire. Nasıl doldurduğumu göstermek için burayı da çekmek istedim sizlere. Bakın normal trabzan yapıyorum şimdi. Evet. Şimdi bakın bu zincirlerin içini tek tek dolduracağız. Birer tane. 7 tane zincir var. Burada toplam 7 tane de trabzan olacak. Bu şekilde dolduruyorsunuz. Hiç artırma yok. Bakın devam ediyoruz. Evet, bakın düz. Düz trabzan. Hiçbir farklı bir işlemi. Bunu böyle geleceğim. Sonra tekrar döneceğim. Toplam 4 sıra ya da 3 sıra daha düz öreceğim. Ondan sonra burayı birleştireceğiz. Sonra desene geçeceğiz. Şimdi bakın bunu böyle gelin. Sonra buradan aşağıya 3 ya da 4 sıra öreceğim. Hani tamamen sizin isteğinize bağlı. Ben de büyük ihtimal şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, evet 14, toplam 4 sıra öreceğim aşağı doğru. Ondan sonra geliyorum hemen. Evet hanımlar, bakın şimdi toplamda 5 sıra ördüm. İlk sırayı sarmasam 4 sıra demiştim ben size. Şimdi bundan sonra sık iğne yapıp örmeye başlayacağız. Şimdi hani ilk buradayken göstermiştim ya birleştirme tekniği. Aynı o şekilde ayarlayacağız tekrardan. Ama bu sefer sık iğne yapacağız. Şimdi bak üst kısmı gelecek. İlik yeri. Düğme yeri alt kısımda olacak. Onun için böyle ayarlıyoruz. Şimdi birleştirme yeri altta kaldığı için bakın 1, 2, 3 ipi kaydıracağım. Tığ şuradan trabzan tepesinden geçirdim. Çünkü burası birleştirme noktası.
Şu Trabzon tepesinden buradan giriş yaptım. Şimdi sık iğne yapıyorum. Bak, bir sık iğne. Şimdi Trabzon'un ikinci tepesi. Pardon, yanlış ikiye batmışım. Yok, tamam, burası, ben bunu zincir sandım. Pardon, doğruymuş. Şimdi şunu şöyle yapın. Bunu da buradan ilk trabzanın tepesinden tel alın, sık iğne yapın. Şimdi 3 tane yapacağız. Şimdi hemen ikinciye yaptım sık iğne. Şimdi üçüncü sık iğne yaptım. Bakın. Bu şekilde ayarladım. Şimdi bu sık iğneyi böyle komple çevresini gideceğiz. Bakın. Normal. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bakın. Sökelim. Eğer bunu da zorlanırsanız. Ben zorunu yaptırdım size. Aslında kolayı var. Şimdi şöyle. Bakın 1 2 3. 1 2 3. Üçüncüye battım. Sık iğne de yön önemli değil. Bakın. Direkt geçiş yaptım. Birinci sık iğnem birleştirmede. Şimdi ikinci sık iğnem ve üçüncü sık iğne. Ve bu şekilde bakın birleştirdim. Şimdi bu tarafa doğru sık iğne yapacağız. Bakın komple bu çevresini tamamlayalım. Normal, düz, hiç arttırma falan yapmayacağız. Bakın komple böyle gelelim. Buraları hep sık iğne yapıp buraya kadar gelelim. Sonra örneği kuracağız. Evet, şimdi sık iğne yaptım. Şimdi hemen geldim başa ve birleştiriyorum. Bu şekilde bitirdim. Şimdi örneğe başlayacağız. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 1, 2 ve 3. 3 tane yaptım. Bu aynı yere batacağım örneğin sadece sağ tarafı. Sol tarafını bitirirken yapacağım. Çünkü ek yeri belli olmaması için. Şimdi tel aldım. 1, 2, 3. Ya 3 ya da 4 atlayacaksınız. 1, 2, 3, 4. Ben 4 atlıyorum. Bakın arada şu an zincir çekmedim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde örneği kuracağız. Bir önce 4 deneyeceğim. Baktım eğer çok kasıyorsa 3 atlayacağım. Şimdi hemen bakıyorum. Zaten bunu birlikte örüyoruz. 1, 2, 3, 4 diyelim. Bundan sonra hep bu şekilde kuracağız örneği. Bakın. 1, 2 zincir çektim. Şimdi aynı yere 3 tane. Bakın 3, 3. Şu an arada 2 zincir var. Galiba 4 tane yeterli oluyor. Şimdi bakın hiç burada zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi 2 zincir.
Evet. Şimdi baktığımda evet, bu 4 tane atlamamız çok iyi oldu. Tabii eti böyle geniş, bol, çok böyle bol hani istiyorsanız tabii ki 3 tane atlayabilirsiniz. Şimdi ben bunun çevresine hemen gideyim. Sonra ikinci sıraya geçeceğim. Hemen geliyorum. Evet, bakın örneği kurdum güzelce ne. Burada bir sayı fazla arttı mesela. Burayı 5 atladım. İşte eşitlemeye çalıştım. Şimdi geldik buraya. Bakın başladığımız noktaya, onun diğer sol tarafını yapmamıştık. Bitirirken yapacağız. Çünkü ek yeri anlaşılmaması için bu şekilde yapmak zorundaydık. Şimdi iki tane zincir çekiyorum ve birleştiriyorum trabzan tepesinden. Şimdi aynı şekilde iki zincir çektim ve üç tane şimdi trabzan yapıyorum. Bakın bitirirken tekrar aynı şekilde bitireceğiz ve bu şekilde örneği kurmuş olacağız. Geleceğiz buraya. 3 tane trabzan, 2 zincirle birleştireceğiz. Aynı buradaki işlem gibi. Bakın tekrar gösteriyorum. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çektim ve birleştirdim. Birleştirme noktaları bu şekilde oluyor. 2 zincir çekerek ve aynı tekrarlıyoruz. 2 ta 3 tane trabzan. Şimdi geldik hemen buradaki, bakın şurası değil. Bakın zincirlerin arasındaki boşluğa batırarak 1 2 3 2 zincir 1 2 3 Bakın bu deseni bu şekilde devam edeceğiz. Etek uzunluğu bebeğinizin istediğiniz boyuna göre ayarlayacaksınız. Normalde elbise boyu işte 35-40 santim oluyor. Omuzdan ölçtüğümüzde, işte omuzdan etek boyunu ölçtüğünüzde 35-40 santim olunca bir yaşta bitiyor. Diyelim 2 yaşta 40-45 gibi. Hani 40-45, 3 yaşta 45 giyiyor. Hani bu şekilde ayarlayacaksınız. Bakın deseni kurdum. Ve böyle devam ediyoruz sürekli. Bakın örnek kaymıyor ve ek yeri de hiçbir şekilde belli olmuyor. Ben şimdi robanın etek ucunu güzel bitireyim. Eteği bayağı bir örüp en son dibindeki örneği var. Onu da size göstereceğim. Bitirip geliyorum. Evet hanımlar, bakın elbisemizin alt bölgesini ördüm. Bu şekilde oldu. Bayağı bir uzun sürdü örmesi. Şimdi alt kısmındaki deseni yapacağız. Bu son buradaki deseni de yapıyorum. Bakın ek yeri hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Bakın iki zincir çektim. Şimdi buraya bu şekilde çıkıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum, yakınlaştırıyorum. Çok basit bir desen yapacağız. Bakın trabzan tepesinden batıyoruz. Bir trabzan yaptım. Şimdi bir iki zincir çektim. Şimdi trabzanın tepe kısmı, bakın buraya bir kısmından girdim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bakın hemen her tepeye birer trabzan yapıp iki zincir çekip şimdi bakın aynı yere batıyorum iğneden. Bir ilik yaptım. Bu şekilde
Yapacağız. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir it yaptı. Şimdi buraya iki zincir çekiyorum. Batıyorum. Şimdi tekrar iki zincir çekiyorum. Hemen trabzana yaptım. Bir, iki zincir çektim. Bu şekilde bir it yapabilirsiniz. Bakın zincirlere de iki tane zincir vardı. Onlara da trabzan yapıyoruz. Bakın böyle. Şimdi geldim. Diğer zincire de trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Hemen geldim. Normal trabzan tepesine. Tabi isterseniz bunu yapabilirsiniz. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Bakın bu şekilde desen oluşmuş oluyor. Şimdi bunu da bitireyim. Geldik. Şimdi trabzan yapıyorum. Şimdi buraya batacağım. 1-2 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. 2 zincir çektim. Şimdi hemen yanındaki trabzan tepesini batıp aynı şekilde devam edelim. Bakın bu şekilde örnek oluşturduk. Şimdi hanımlar kola geçelim. Şimdi kol için göstereceğim. Bakın. Şu şekilde kol biraz dar oluyor. Ben şuradan başlayacağım. Biraz ipi uzun tutalım. Normal. İki zincir çektim. Bu şekilde kolu takıyoruz. Bakın dışarıdan başladım. Çünkü şu bir gittik bir geldik ya, bir sağ bir sol taraftan ördük. Kolda da aynı sırayı devam ettirmek için şu an dış kısımdan örüyorum. Şimdi bu şekilde kolu dolduruyorum. Kolu kısa göstereceğim. Daha önceki bütün hırka ve yeleklerde aynı bu şekilde devam edeceksiniz. Yani farklı bir işlem yok. Daha önceki videolarımı dinlediyseniz aynı. Bakın. Bunu geliyorsunuz. Komple örüyorsunuz. Göstereceğim sadece burayı. Bakın burayı böyle geliyorsunuz. Örüyorsunuz. Bakın burada da zincirler var. Bu zinciri de örüyorsunuz. Şuraya batıyorsunuz. Sonra birleştiriyorsunuz. Sonra İç kısımdan örüyorsunuz. Bir içten bir dıştan. Bakın. Bir içten ördüm. Bir dıştan ördüm. Bakın koldaki sıra çizgisine. Bir de kolun birleştirme yeri. Bakın ek yeri burası ya. Birleştirme. Tam koltuk altı oluyor. Bak birleştirdiğim yer burası. Bakın buraya kadar dedim ya size örün. Bakın buraya kadar. Sonra bir içten bir dıştan. Bir içten bir dıştan ördüm. Ve buraya kadar geldi. Şimdi kolu ben şurayı fazla video uzun olmasın. Buradan hemen geleyim buraya örüyüm. Geliyorum. Evet bakın kola geldik. Son sırası. Şimdi buraya batmıştık. Sonra zincirlerin içine batarak trabzan yapmıştık. İki tane. Bir. Sonra diğer zincir. Şimdi buraya da batıyorum.
Evet, şimdi bakın birleştiriyorum. Birleştirdim. Şimdi iki zincir çektim. Ve bakın şimdi içeriden dönüyorum. Bu şekilde kol yapıyoruz. Bir içten bir dıştan. Şu an içeriden örüyorum. Burayı bitirdiğim zaman dışarıdan öreceğim. Kolu bu şekilde uzunca örüyoruz. Bakın iç taraftan. Böyle geliyorum, örüyorum. Bakın şurada trabzan tepesi zaten. Buraya da batıyorum, birleştiriyorum. Bu şekilde kolu bitirelim. Ondan sonra koldaki işleme geçeceğiz. Evet hanımlar, bakın alt kısmını bitirdim. Etek ucunu böyle fırfır gibi durdu. Çok hoş durdu. Burası da önü. Ben işlemesini yaptım. Yani çiçekleri diktim. İşlemesini de göstereceğim. Çiçek yapımını da göstereceğim. Önce kolu bir bitirelim dedim. Şimdi bir kolunu bitirdim. Bakın bu şekilde dümdüz öreceğiz. Buradaki artırmalar hep göstereceğim. Bu koltuk altını da sonradan dikeceğiz. Şimdi ben size kasırı örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi bu bir yaş olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 yaş, 18 sıra ördüm. Şimdi 2 yaş içinde 20 sıra örüp ondan sonra pili başlansın. Şimdi bakın 18 sıra, şimdi örüyorum. Bitirdim. Şimdi pili kurmadan önce bir sık iğne gideceğiz. Ondan sonra pili kuracağız. Şimdi birleştirdim. Döndüm. Bu sefer tek yön gideceğiz pili kurarken. Normal. Sıradan bir sık iğne yapıyoruz. Normal böyle devam edelim. Şimdi komple bunu bu şekilde bitirelim hemen. Sık iğne gelip buraya kadar bitirelim. Şimdi bakın sık iğne yaptım. Şimdi hemen birleştiriyorum. Tepeden girdim. Direkt çıkış yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Toplam aynı yere 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi normal trabzan örüyorum. Tekrar pliyere yapacağım. Şimdi biraz daha öreyim. Şimdi pili yerlerini ayarlayabilmek için bakın tam bu 5 tane yaptığımız trabzanı böyle tam böyle ortalıyorsunuz, tamam mı? Böyle tam ortaladıktan sonra eşit bir şekilde tam şimdi şuraya, sonra tam bu pilinin karşısına ve bu köşeye pili kuracağız. Şimdi tam geldik. Şimdi 5 tane trabzan yapıyorum aynı yere. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi devam ediyorum. Şimdi katlıyorum tekrardan. Bakın tam buradan ayarlıyorum. Tam şurası köşeye gelecek pili yaptığım yer. Baktığımda 1 2 2 sıra daha öreceğim. Şöyle döndüreyim. Evet, şimdi buraya da 5 tane yapıyorum.
Şimdi son pili yerine geldik. Bakın. Burayı aslında göstermeme daha gerek yok. Bakın bunları böyle yaptığımız zaman geliyoruz şuraya. Tam burada da 5 tane yapıp bitiriyoruz. Evet geldik. Bakın buraya da pil yaptım. Toplam 4 tane pili yeri yaptık. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi birleştiriyorum. 2 zincir çektim. Şimdi bu 5 tane trabzan tepelerine birer birer trabzan yapıyorum. Ay pardon, ikişer ikişer. Bakın 2 2. Toplam 10 tane olacak. 2 4 6 8 10. Pardon, 2 2 4 6 8 10. Tamam. Bakın sadece pili yerlerinde artırma olacak. Zaten bu son arttırma. 8 ve 10. Çifter çifter 5 trabzanın üzerine battım. 10 tane trabzan oldu. Şimdi birer birer gidiyoruz. Sonra aynı şekilde diğer beşlilerin üzerine çifter çifter batıyoruz. Buradan buraya kadar hemen geliyorum. Bakın. Beşli de çift battım. Düz ördüm. Geldim beşliye. Bakın çift çift yaptım. Şimdi düz yapıp buraya beşli, buraya, buradaki beşlere çift çift batarak bu sırayı komple tamamlayın. Şöyle göstereyim. Bakın. Burada, burada, burada ve burada ikişer ikişer batın. Bitirelim. Ondan sonra düz trabzan öreceğiz. Bakın. Bunun gibi. Diğer üçüncü sırada hiç artırma yok. Dümdüz örüyoruz. En sonunda sık iğne yapacağız. Evet bakın ikinci sırayı da bitiriyorum. Zaten bundan sonra da düz öreceğiz. Burayı da göstereceğim. İki zincir çektim. Bakın bu hani beşli grup var ya. Burada 10 tane var. 5, 10. Şimdi birer birer trabzanların tepelerine batarak öreceğiz. Bundan sonra başka bir işlem yok. Düz devam edeceğiz. Toplamda 5 sıra öreceksiniz. Bakın bu şekilde örüyorsunuz. Örmeye devam edeceksiniz. Bakın toplamda sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4, 5 sonra sık iğne yapıyorsunuz. Göstermeme gerek yok biliyorsunuz. Şimdi bu koltuk altını dikimini hemen göstereyim size. Şimdi koltuk altını bakın burada boşluk oluşuyor. Bu boşluğu dikmek için zaten başarken uzun bir ip bırakmıştık. Bunu koltuk altına dikmek için yapmıştım. Bakın şöyle güzel ayarlayın koltuk altını. İğneyle gelişi güzel dikelim. Evet, bakın koltuk altını diktim. Böylece iyice de yerini sağlamlaştırıyorum ki sökülme gibi durum pozisyonla karşılaşmayalım. Evet, bitirdim. Bakın koltuk altı da bu şekilde, hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Şimdi hanımlar, buraya bir sık iğne gideceğiz. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi buraya farklı bir teknikle sık iğne yapacağız. Göstereceğim şimdi. İpi tam şu köşeden takıyoruz. Ön yüzden başlamamız lazım ki muntazam dursun.
bunu sonradan. Şöyle iç taraftan geçir. Bakın, tel aldık, çıkış yaptık. Şimdi bakın, şu sık iğnenin telinden girdim. Batıyorum. Çıkış yapıyorum. Telden, bakın tel var burada. Ama dilerseniz sadece bir sık iğne de yapabilirsiniz. Ama isterseniz burayı normal sık iğne, bakın şöyle normal. Bunu yapamazsanız şu bunu da yapabilirsiniz. Normal şunu da yapabilirsiniz ama ben genelde bu sık iğneyi tercih ediyorum. Bakın gösteriyorum tekrardan. Tele girdim. Bakın 3 tane tel oluşuyor burada. Çıkış yaptım. Hemen bakın şuradaki telden girdim. Batıyorum. Çıkış yapıyorum. Bu daha güzel, tok duran bir sık iğne tekniği oluyor. Mesela koldaki, bakın şu koldaki sık iğneyi aynı bu şekilde normal sık iğne de yapabilirsiniz. Bu tekniği de yapabilirsiniz. Tel aldım. Bakın böyle çıkış yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi daha muntazam ve daha bitirici oluyor. Yaka kısmı. Ama dilerseniz desen de yapabilirsiniz. Ama ben daha modern dur altı yeterince desenli alt etek kısmı. Ama üst kısmını olduğunca sade tutmak istedim. Onun için desen yapmak istemedim. Düz olsun istiyorum. Bakın böyle devam edelim. Komple çevresini gidelim bakın. Bakın daha bitirici oldu. Daha muntazam düştü. Şimdi komple böyle çevresini birer birer yapıyorsunuz. Te buraya kadar geliyorsunuz, bitiriyorsunuz. Şimdi şuradaki kemer yapımını size göstermek istiyorum. Bu kemeri isterseniz yapın, isterseniz yapmayabilirsiniz. Ama ben güzel, modern, farklı bir şey olsun istediğim için bakın böyle ikiye güzel katlıyorsunuz. Tam şuradan ipi soktunuz. Tel aldım. Düğüm attım. İki zincir çekiyorum. Trabzan yapacağım. Şimdi bir trabzan. Şimdi hemen gelişi sırası bir tane daha. Şimdi aynı yere batmamam lazım. Böyle 2 3 3 4 ve 5. 5 tane trabzan yeterli olacaktır. Şimdi dönüyoruz. 2 zincir çektik. Bakın bu şekilde kemer yapacağız. Uzunca bir kemer olacak. Bakın ne kadar güzel oluyor. Diğer tarafa da aynı şekilde böyle yapacaksınız. 2 zincir çekip dönüp trabzan yapacaksınız. Şimdi ben bunların hepsini bitirip süslemesini göstereceğim size. Böyle şekilde devam edeceksiniz. Evet hanımlar, ben elbisemi bitirdim ve işlemesine geçtim. İşlemesini de yaptım. Şimdi çiçeği göstereceğim, sonra işlemeyi göstereceğim size. Bakın işlemeyi böyle tam ortalayarak bu şekilde dolu dolu bir önünde işleme oldu. Bakın kollarına. Şu şekilde çok güzel oldu. Ve kemer bağcık kısmını da göstermek istiyorum. Bakın kemer yeri. Burayı istediği gibi bağlayabilir. Bakın kenar oyası gitmiştik. Bakın ne kadar bütünleyici bir sık iğne oldu. Daha muntazam düştü.
Normal sık iğne de yapabilirsiniz ama bu tarz sık iğne yaparsanız daha bitirici oluyor. Ve etek kısmımız bu şekilde önü fırfırlı. Şimdi hemen çiçek yapımına geçelim. Çiçek nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şırkayı böyle alalım. Şimdi gene aynı 2,5 milim tığ ile öreceğiz. Toplam 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Biraz yakınlaştırayım. Dört zincir çektik ve birinci zincirden girdik, tel aldık, direkt çıkış yaptık. İki tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu minik halkanın içine bir, iki, üç trabzan yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum tekrardan. Bakın boşluklara batıyorum. Direkt çıkıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Aynı şekilde 3 trabzan. 1, 2 ve 3. 1, 2 zincir çektim. Boşluğa battım. Direkt çıkış yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde 6 tane yaprak yapacağız. Dilerseniz 5 tane de yapabilirsiniz. 3 trabzan, 2 zincir. Bakın batıyorum, direkt çıkıyorum. 1, 2. Ve bu şekilde çiçeği 6 tane yapıp hemen gelelim. İpi sakın koparmayın. Evet, bakın son yaprağa geldim. Bunu böyle çekiştirin azıcık. Tel alın, direkt çıkış yapın. İpi kesmeyin. Şimdi bu minik çiçekler. Göstereceğim şimdi. Bunu böyle güzel ayarlayın. Açın yerleri yerleştirin. Bakın minik çiçek yaptık. Yani bunu yapmış olduk. Aynısı. Şimdi aynı şekilde başlayacağız. Bakın aynı bu. Buradaki işlem. Sonra ikinci kademe yapacağız. Üç boyutlu oluyor. Onun içinde bir, iki ve üç zincir çekiyorsunuz. Bakın. Şu her yaprağın arasından bakın boşluktan şöyle girin ama yaprağın arasından girmiş olacaksınız. Böyle direkt yapamadım pardon. Şu kamerayı çekerken üstten çektiğim için gözükmüyor. Ördüğümü pek göremiyorum. Şöyle battık, çıkış yaptık, sıkıştırdık. Bir, şimdi 1, 2 ve 3. Aynı şekilde boşluktan batıyorum, çıkıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Toplam 6 tane yapacağız bu zincirlerden. 1, 2 ve 3. Şu an 4'ü yaptım. Şöyle açın onu. 1, 2 ve 3. Bakın aralarından girdiğim için hiçbir şekilde belli olmuyor. Buraya da aynı şekilde girdim. Çıkış yapıyorum. Evet. Bakın geldik. Son bir tane kaldı. 1, 2 ve 3. Onu da böyle yapıyorum ve çıkış yapıyorum. Şimdi bakın bu zincir olan yere geldim. İlk başladığım zincir. İpi kaydırdım. 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu 3 zincirin içine bakın burada 3 zincir var. Şöyle göstereyim. Bunun toplam içine 5 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zincir çekiyorum. Bakın bu üçlünün gene aynı yere batıyorum.
çıkıyorum. Sonra diğer ikinci, bakın, yere geçiyorum. Tel aldım, çıkış yaptım. Bir, iki zincir çekip aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. İki, dört ve beş. Şimdi iki zincir çektim. Aynı yere battım, çektim. Bu şekilde 6 tane yapmıştık ya zincirler. Üçlü üçlü. Onların içini dolduruyoruz ve bu şekilde yaprak oluşuyor. Üç boyutlu. Bakın. Böyle yapacağız. Şimdi fazla video uzun olmaması için hemen işlemeye geçmek istiyorum. Yeşil ipten uzuncana kesin. Sadece bir yeri göstereceğim. Nasıl işlediğimi göstermek için. Şimdi ipi de düğümü atın. Bakın geldik kol kısmına. Önce orta olan uzun kısma geçeceğiz. Önce yapacağız. Önce orta yapacağız. Ondan sonra kenarları yapacağız. Böyle içinden yeşil ipi takıyoruz. Buradan çıkıyorum. Biraz kamerayı uzaklaştırmam gerekli. Şimdi hanımlar bakın. Böyle güzel ayarlayın. İğneyle bakın şöyle ipi atacaksınız. Zincir yapacaksınız. Böyle. Bakın zincir oluşturuyoruz. Bakın böyle yapıyorsunuz. İp dolandı, düzel. Evet. Yeteri uzunlukta yaptıktan sonra yaptım. Şunu böyle yapayım biraz. Şimdi bak. Batıyorum. Hemen yanından çıkıyorum. Şimdi yapraklarını yapacağım yan yan. Bir sol, bir sağ yapacağım. Ben solak olduğum için sol taraftan başlıyorum. Ters geliyor bana. Zincirleme tekniği kullanarak süslemeyi yapıyoruz. Tabii siz istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Şöyle aynı yere batıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Bakın bu şekilde oluşturuyorsunuz. Çok basit ve güzel bir işleme tekniği. Evet hanımlar, daha video uzun olsun istemiyorum. Bu şekilde bakın işlemeyi yapıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Sonra diğer yaprakları için geçiş yapıyorsunuz. Elbisemiz bu şekilde hanımlar. Çok güzel bir elbise oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Sizler sayesinde biz de büyüyoruz. Bir dahaki modelde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.